Selamun aleyküm arkadaşlar. İyi akşamlar. Bugün sizlere makro nasıl kurulur, nasıl şey yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. X7 mouse makrosu. Yani şu gördüğünüz bir makro X7 mouse. Bakın görüyorsunuz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bilgisayarımıza sağ tıklayıp aç diyoruz. Ondan sonra bilgisayarımızda kutunun içinde CD gelmiş. CD varsa onu yüklüyoruz makroyu. Şimdi bir aç yükleyelim arkadaşlar. Yani oyunlarda otomatik bot yapma için olur bu iş. Makroyu hangisi ise onu yükleyeceğiz arkadaşlar. Bize X7 lazım. Bu klavye ile birlikte. Şunu yüklüyoruz. Onu yükledikten sonra arkadaşlar yüklüyor şu anda. Mesela örnek Knight Online yazıyor arkadaşlar. Knight Online seri atış yapmak istiyorsunuz. Onu kodlarını ayarlatacağım size. Ayarlayacağım. Örnek siz mouse'a basarak hedefe kendine atış edecek. Evet diyoruz. Arkadaşlar bu işi size öğretiyorum. Bunu bilmeyen arkadaşlar var. X7 mouse aldıysanız neon11.com'dan veya da birçok şeyden sitelerden ya da mağazalardan CD'si vardır. Eğer ki CD'si yoksa ben sizin için bu X7 mouse'un setup'ını yükleme sitesine atacağım. Radyapuk'ta. Şimdi şu anda işlemimiz bitti döksün. Yüklüyor şu anda. Ve Crossfire olsun, Wolf Time olsun, yani birçok Zulu oyunu olsun, PUBG olsun, onlar da X7 mouse'u ayarlayarak hedefe şaşmadan ateş etme özelliğine de sahiptir mouse'un. Arkadaşlar şu anda şu mouse'un fiyatı 150 lira. Şimdi lisansı kabul ediyorum diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Şimdi ben o videoyu nasıl yüklenir onu öğretiyorum makroyu. Ondan sonra size Knight Online'a girip oradaki ayarları öğreteceğim. Sonra Crossfire'a öğreteceğim. Sonra oyunu indirip Wolf Time onu indirip onu da deneyeceğim. Yani bildiğiniz bir tuşa basıp 5 tane nermi atıyor yani. Yani ve nermiler sağa sola yayılmadan oraya gidiyor. Şimdi açılsın bakalım. Şimdi bunu kapatalım arkadaşlar. Bir de bilgisayarımıza bakalım ya nasıl çalışıyor. Saniye bu kadar kastı. İşlemci %99'dan çalışıyor. Bir de AMD bilgisayar. Şimdi arkadaşlar yükledik mouse'umuzu. Ve mouse X7 şeyi çıktı piyasaya.
Öyle, şunu bir silek de. Kafamız rahatlasın. Şu anda yükledi arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Buna işimiz kalmadı. Bizim işimiz artık bununla. Mesela bunu kapat. 6 numara. 6 numara şu düğme oluyor arkadaşlar. 5 numarası şu düğme. Biz ne yapacağız? 1 numara. Yo, 7 numara. 7 numaraya buraya yazacağız. Örnek Knight da çalışsın diye Knight KN1 yazalım. Okeyleyelim. Sonra buradan makro FR4 miydi? Öyle bir şey olması lazım en son şey yaptığımızda. Bunu nasıl açıyorduk biz ya? FR4 olarak şey yapalım. Makro FR4 sağa tıklayalım. Bir de bunu aç vardı. Aç. Sonra her neyse arkadaşlar. Şunda 5 hangisi yan düğme. 5'i de 1'e 3 yapalım. Şurada. Bakın. Mouse'a kaydet diyor. USB'den mouse'a gönderiyor yani. Mouse yüklendi şu anda. Bakalım oyunun kendi içindeki şey ne yüklemiş ona bakacağız. Şimdi bir not defteri açalım. Not defteri. Sağa tıkladık. Yeni dedik. Şunu açalım. Yine tıklayalım. Bak. Şu anda hiçbir şey yok. Niye yok? Çünkü ayarlı değil. Şimdi biz şöyle yapıyorduk. Mouse'u şuradan makro diyorduk. Buradan böyle değil. Nasıl yapıyorduk lan? Şuradan şura mıydı? Makro yöneticisi. Tamam arkadaşlar bulduk. Şimdi ayarlarımızı nasıl yapıyorduk? Şura 10 saniye diyelim. Bunu seç saniye demek. Bunu dedi miydi? Bu 0 mı yapıyorduk? Yok. 3-4 saniyeyle mi diyor? Şimdi bunu da başlangıç start verilişi ıvır zıvır gecikmeli her neyse bunu buradan yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da böyle ayarlıyoruz. Sonra bağlan diyoruz. Kaydet diyoruz. Mouse yüklüyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Yapmak olduğunuz şeyleri bu X7 şeyle yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız devamına tam açık bir şekilde yükleyeceğim. Yani birebir oyun oynayarak yapacağım. Eğer devamı gelsin derseniz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Dostça kalın.